Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, soru tiplerinin üçüncüsüyle devam edeceğiz. Bu soru tipinde köklü sayılarda işte size bir ifade verecek. Mesela bakın bir ifade vermiş T demiş. İkinci bir ifade veriyor. Bunun T türünden değeri kaçtır? Benzer soru bakın yine K demiş. İkinci bir ifade vermiş. Bunun K türünden değeri kaçtır diye soracak. Bu tarz soruların köklü ifadelerdeki bu tarz türünden soruların, cinsinden sorular nasıl çözdüğünü göstereceğim. Burada şunu bileceğiz bir kere. Eşlenik çarpım gelecek. Eşlenik çarpımda da genelde iki kare fark gelecek. İki kare farkını hatırlayalım. A artı B çarpı A eksi B. Ne arkadaşlar? A'nın karesi eksi B'nin karesi diyeceğiz. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yalnız burada birinci ikinci çıkarmadaki birinci ikinciye bakıyorsunuz bakın. A B. Toplamanın değişme özelliği var. Burada B artı A yazabilir önemli değil. Biz iki kare farkını yazarken bu birinci A oluyor ikinci B oluyor. Çıkarmadaki A birinci çıkarmadaki ikinci. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları genelde hep eşlenik soracak. Ya da eşlerini gizlemeye çalışacak sizden. Zaten bakın birinci soru kök 5 artı 1 bölü kök eksi 1 T ise ikinci verdiği ifadeye bakın. Kök 5 eksi 1 bölü 3 artı 1'in t türünden değeri nedir demiş. Şimdi pay kısmındaki ifadeye dikkat ederseniz burada kök 5 artı 1 yazıyor. Burada ne yazıyor? Kök 5 eksi 1. Bakın bunlar birbirinin eşleniği. Paydayı kontrol ederseniz yine bakın kök 3 eksi 1 köküç artı 1 bunlar da birbirinin eşleniği. Bu türünden soruların ikinciye bir harf verin. Mesela ikinciye m diyelim. Size i̇şte bize m'yi soruyor arkadaşlar. m'nin t türünden değeri soruyor. Şimdi eşlenik gelecek şekilde çarpıyorsunuz. Zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Birincisi t. İkincisi de M'yi yan yana çarparsanız eşlenik gelecek. Bakın ikinciye M dedik. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Direkt çarpınca kök 5 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 bu T'ydi. Kök 5 eksi 1 bölü kök 3 artı 1 de neydi? M'ydi. Eşlenik gelecek şekilde çarpıyoruz. Yani şu şekilde eşlenik de şunu kastediyorum. Kök 5 artı 1'in yanında eşleniği kök 5 eksi 1 olacak. Kök 3 eksi 1'in yanında eşleniği kök 3 artı 1 olacak. Sizin hiçbir şey yapmanız gerek yok. Zaten direkt eşlenik vermiş. Direkt çarpıyorsunuz taraf tarafa. Çarpınca bakın burası T çarpı M. Eşlenik çarpımı neymiş arkadaşlar? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Kök 5'in karesi 5. Eksi 1'in karesi 1. Kök 3'ün karesi kök 9'dan 3. Birin karesi de 1. 3 eksi 1 2. T çarpı M'ye bakın arkadaşlar. 4 bölü 2'den neye olacak? 2'ye eşit olacak. Biz ne arıyorduk? M'ye arıyorduk. Bakın biz ifadeye ne dedik? M dedik. Burada M'ye çekiyorsunuz. M ne eşit işte arkadaşlar? 2 bölü T'ye. İkinci soru yine benzer soru. Bakın bir ifade vermiş. K demiş. ikinci yemiz yine M diyelim. İkincisi M olsun arkadaşlar. Biz M arıyoruz. M'nin K türünden değeri nedir? M arıyoruz biz. Şimdi K'yı yazın arkadaşlar. K ne eşit? Kök 7 eksi 1 bölü. Kök 5 artı kök 3. Bu K. Çarpı diyeceğiz. K'yı yazdık. Şimdi kök 7 eksi 1'in yanına bakın eşleniği gelecek dedik. Kök 7 artı 1 gelecek dedik. Dikkat edin burada payla payda eşlenik. O yüzden M'yi ters çeviriyorum. M'yi taklattırırsanız şöyle olacak bakın. Kök 7 artı 1 bölü kök 5 eksi kök 3 olur. M'yi tekrar bakın. M'yi taklattı da arkadaşlar. Payla payda yer değiştirdik. Niye bunu yaptık? Biz yan yana hep eşlenik gelmesini istiyoruz. Bakın kök 7 eksi 1'in eşleniğine kök 7 artı 1. Kök 5 artı 3'ün eşleniğine kök 5 eksi kök 3. M'yi ters çevirdiğimizde buraya bu sefer 1 bölü M yazıyorsunuz arkadaşlar. Yine eşlenik çarpım geldi. A kare eksi B kare diyeceksiniz. Kök 7'nin karesi 7, 1'in karesi 1, 7 eksi 1. Kök 5'in karesi 5, kök 3'ün karesi 3, 5 eksi 3 eşittir. K bölü M. Burası 6 yapacak. 6 bölü 3. K bölü M ne eşit arkadaşlar. 3 eşit. Biz M'yi arıyoruz. burada M'yi yalnız bırakıyorsunuz. Buradan 3 tane M'ye eşit olacak K'ya. M'yi yalnız bırakırsanız M'ye eşit olacak arkadaşlar. K bölü 3. Üç. Üçüncü soru yine benzer. Bakın 11 demiş. Bu sefer K dememiş. T dememiş. Eşittir 11 demiş. X kare artı 1 artı kök x 11 ise x kare artı 1 eksi kök x'in o değeri kaçtır diye soruyor. Bu sefer buna Y diyelim. Şimdi yine bakın dikkat ederseniz direkt eşlenik arkadaşlar. Burası kök A artı B şeklinde. Burası da kök A eksi B şeklinde. Direkt taraf tarafa çarpıyorum. Yani Sol taraf x kare artı 1 artı x çarpı burası. x kare artı 1 eksi x oldu. Sol taraf eşlenik bu geldi. Sağ tarafta 11 ile de y'yi çarpacaksınız. Biz y'yi arıyoruz arkadaşlar. Eşittir y dedik. Eşlenik çarpımı da neymiş? a kare eksi b kare. Birincinin karesini alırsanız x kare artı 1 gelir. İkincinin karesini alırsanız x kare gelir. Eşittir 11 tane y. x karelerle vedalaşacağız. Buradan y, biz y'yi arıyorduk. y'ye eşit olacak arkadaşlar. 1 bölü 11. Bu türünden sorular köklü sayılarda bir şu tarz sorular var. Onu da yazalım. Mesela ne diyecek? Diyecek ki mesela kök 2 eşittir. A diyecek işte kök 3 eşittir. B diyecek kök 5 eşittir. C diyecek işte kök 60'ın A, B, C türünden değeri. Kök 60'ın A, B, C türünden değeri diyecek arkadaşlar. Bu sırada kök 60 burada en büyük olan sayı neyse onu parçalıyorsunuz. Mesela en büyük sayı ne? Kök 60. Mesela buraya kök 60 eşittir. C diye yazabilirsiniz. ama en büyük parçalayacaksınız. Şimdi kök 60'ı asal çarpanlar yaz Bakın 62'ye bölün. 32'ye bölün. 15, 3'e bölün. 5, 5'e bölün. 1. Şimdi 60 neymiş arkadaşlar? 60 gördüğünüz gibi 2, 2, 3, 5'miş. Buna kökü giydiriyorsunuz. Kök 60 soruyor çünkü bize. Biz köklü sayıda bunları ayrı ayrı yazabiliyoruz. Bakın kök 2, kök 2, kök 3, kök 5 şeklinde yazabiliriz. Kök 2'de neydi? A'ydı. A çarpı A. Kök 3 neydi? B'ydi. B. Kök 5'te neydi? C. İşte size cevap A kare çarpı B çarpı C. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki soru tipinde görüşmek üzere arkadaşlar.